hoş geldin benim yayınıma. Eyvallah kardeşim, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Bu benim ikinci programım. Senin gibi değerli bir müzisyeni, değerli bir abimi konuk aldım. Beni kırmadın. Ne demek, çok şeref duydum. Ediyorum. Çok sağ olasın abim. Canım benim. Şimdi bizim klasik oldu. Hemen soruya geçmek istiyorum. Kemal Alaçayır kimdir? Kemal Alaçayır kimdir? Kemal Alaçayır 1970 yılında dünyaya gelmiş. Erzincan'da dünyaya gelmiş. 40 günlükken, benim biraz hayat hikayem karışık aslında. Şöyle ki karışık. Amcayla yengenin çocuğu olmayınca onlara 40 günlükken evlatlık verilmişim. Onlar izindeyken gelmişler. Onlarla birlikte Almanya'ya göç etmişim. Öz kardeşlerimden çok uzun yıllarca ayrı yaşayıp ve birbirimizi kardeş değil de amca çocukları gibi tanıdığım kardeşlerimle çok uzun zamanlar ayrı yaşadık. Ve 7 yaşında bunu öğrendim. Biraz tabii alengirli bir durum. Onu inşallah böyle hayatım... Sen de ilk defa biliyorsun. Evet. Sen küçüklüğünden beri benim yanımdasın. Evet, birlikte aynen. Çok zamanımız geçti, sen de biliyorsun. Çok fazla kimse bilmez. Çok böyle birebir yakınımdaki olan insanlarla paylaştığım ya da onların bildiği bir durum. Ama inşallah ben bu hayatımı da bir kitaba döküp kesinlikle ya da işte böyle bir film gibi bir şey düşünüyoruz. O değişik bir hikaye. Yani evet. Ondan sonra Almanya'ya gidip işte 7 yaşında dünyanın en iyi çocuk müzisyenlerinden ikinci olarak seçildim. Almanya'da büyüdüm. Almanya'daki konservatuvarda okuyup. Müzik olayı nasıl geldi abi? Nasıl? Müzisyen bir ailenin çocuğuyum. Müzisyen bir sülalenin çocuğuyum aslında. Şöyle ki baba ve baba tarafındaki müzik kökenim davul zurnaya da dayalı. Amcam, dedem, onun kardeşleri hep davul zurna bağlama çalmışlar, davul zurna çalmışlar. Öyle bir kökenden giriyorum. Annem sanatçı, Türk halk müziği sanatçısıydı rahmetli. Babam bağlama çalardı, amcam rahmetli, baba bağlama çalardı. Amcalarımın hepsi bağlama ve işte nefesli zurnamayı çalıyorlar, davul çalıyorlar. Yani müzisyen bir ailenin çocuğuyum. Daha doğrusu annem Almanya'da babamla birlikte müzik yaptıklarında... 2 yaşında Belçika'da ilk sahneye çıkartmışlar beni. O zaman da işte orada çok fazla çalışan ailelerin çocukları maalesef yanlarında olmadığı için, eşleri yanında olmadığı için işte ilk çocuk görüyorlar böyle sahnede. Aman yarabbim işte anne söylüyor, çocuk çalıyor, baba çalıyor, amca çalıyor falan. 2,5 yaşında. Allah ilk. Allah. Böyle alatura takmışlar, böyle her tarafıma para takmışlar. Hatta kızmışım, sazı itmişim, gitmişim, sahnenin arkasında ağlamışım. Demişim ki işte ben parayla saz çalmam. babam daha sonra bir anons yapmış. Aman paramı da takmayın. Evet. Yoksa çaldıramıyoruz diye. Böyle bir hayat hikayem var. Sahneye çıkıp tekrar saz çalmışım para takılmayınca. 7 yaşında da işte çok önemli orada Almanya'da bir... O zaman da 3 kanal vardı. ARD, ZDF ve WDR diye bir televizyon kanalları vardı. Almanya'nın resmi kanalları. Onlarda düzenlenen bir çocuk müzisyen yarışması vardı. 7 yaşındayken en iyi ikinci çocuk müzisyeni seçildim dünyada. 85 yılında da Türkiye'ye kesin dönüş yaptığımızda babamın bir günlük aldığı kararla dayımız Mustafa Karaçepen Unkapağı'nda plak şirketi vardı. Duygu Müziği'nin sahibiydi o zaman. Daha sonra değişti o Duygu Müziği, Diyar Müzik Diğer müzik oldu. Onların oradaki işlerindeki birçok yönetmenliklerini ben yaptım. İşte o zaman biz 85'ten bahsediyorum. Genelde böyle en fazla yoğun olan stüdyoda 16 kanal vardı. Evet. Makara. Ki doğru. Çok nadir stüdyolardaydı o. Hep analog sistemdi. O dönemden bu döneme kadar müzik yönetmenliği yapmış, bağlamasına aşık, hayatını müzikle pekiştiren ve müzikten başka çok fazla bir şey bilmeyen, atıyorum işte bir kasa bana domates versen, onu el arabasına alıp koysam yarısını kendim yerim, dayarım. Diğer yarısını da olmayanlara dağıtabilecek. Evet. Parayla asla satacağımı düşünemiyorum. Yani o işlerde hiç kafam yok. Bağlamasını seven, bağlamaya aşık, müziğe aşık olan birisiyim. Aslında Kemal Alaçayır bu. Bunun yanı sıra 3 tane evladım var. Allah bağışlasın. Amin cümlemizinkini. İşte en büyüğü Cem Baran, kızım Cemre Su ve en küçüğüm Çınar Kemal Alaçayır evet. Olmak üzere. Böyle bir Kemal Alaçayır var yanında evet. Şu an. Onun dışında sen zaten beni çok iyi tanıyorsun. Yani, tabii ki. Bizim yani, abi kardeşliğimiz. Müzisyenlik olarak ben çok küçük yaşlarda Kemal abiyle
tanıştım. İşte 12 ya da 13 yaşıma herhalde tekabül edecek şeylerimiz var. Kemal abiyle anılarımız var. Ben. Ama ben Kemal abiyi hep şey olarak anımsıyorum. Hani Türkiye'de hani bir bağlamacıdan çok benim sende gözlemlediğim hani aranje yapabilen bir bağlamacı, işte klavye çalabilen bir bağlamacı, ultra lüks stüdyosu olan bir bağlamacı. Hani bir bağlamacının dışında müziğe çok fazla nasıl söyleyeyim hizmet etmiş, müzikte çok fazla faydalı olmuş bir müzik adamı olarak ben seni hep tanıdım, hep gördüm. Hatta benim ilk müzik yıllarımda ilk başlamamda da ben ilk senin stüdyonda. Sen aynen. Bana ilk dedin ki gel oğlum işte burada bir oda verelim aynen. Sana işte aletlerini kur burada birlikte çalışalım. İlk benim de müzik yolculuğum serüvenim senin yanında başlamıştı. Ne mutlu bana. Yani senin benim için yerin çok farklıdır benim gönlümde. Ne mutlu her bana. Zaman böyle yerin çok ayrı, çok ayrı severim, canım, çok ayrı şey. Saygı duyarım. Sen zaten benim... müzisyenliğine Türkiye'de, dünyada kimse hiçbir şey diyemez ama insaniyet olarak hani benim farklı bir tutkum vardı. Kurbanım farklı sana. Bir bağlılığım vardı. Eyvallah kurbanım. Sana. Yani şimdi, bir baba olarak en başta. Canımsın sen benim, iki gözümsün. İşte bahsettiğin çok da büyük anılarımız, çok güzel ve şirin vakitlerimiz geçmiş. Bugüne kadar da gelmişiz. İkimizin de sakalları artık aklaşmış. çoluk çocuğa karışmışız. Evet. Şimdi sen beni biliyorsun. Benim hayatımda en çok önemsediğim şey, çok önemli değer müzisyen isimleri var Türkiye camiası, Türkiye'de müzik camiasında. Fakat ben hep şeyin peşinde olmuşum. Genç arkadaşların, no name olanların bir gün o name olmasında, işte isim olmasında hep bir basamak ya da bir bridge, köprü olmaya çalışmışım. Bu yüzden belki birçok işlerden geri kaldım. Neden geri kaldım? İşte insanlar şu isimle çalışmayı seviyorlar. İşte A isimle, B isimle çalışmayı seviyorlar. Bu tercih meselesi tabii. Ben hep böyle yeniden alttan gelen gruplar zamanında onun zorluğunu çok yaşadım. Nasıl zamanında onun zorluğunu çok yaşadım? Şimdiki gibi değil. İşte önceden stüdyoya gideceksin de birisini ziyaret edeceksin de içeride kaydı göreceksin. Ya da evet. Ne? Bunlar çok büyük şeylerdi. Şimdi çok başka. Şu anda bir mesela yayın yapıyoruz. İşte ben kendi Instagram'ımdan, sen kendi Instagram'ından. Aynen. Ayrıca şu anda bizi kaydeden bir ekip var YouTube kanalımızda. Bunu aynen. İşte arşivleyecek, bizi yayınlatacak böyle bir şey var. İnsanlar dinletleri zaman hem müzikal olarak farklı bir duygu olacak. Yani klavye, bağlama. Bazı şarkılarda sana eşlik bile etmeyi düşünmüyorum. Direkt bağlamayı böyle senin sesinde şarkıda söylemeni sağ istiyorum. Sağ ol, kurbanım ben sana. Böyle bir şey yapalım. Yaptık. Güzel bir şey olsun abi. Kesin olacak. Yani ben büyük keyif alacağım. Çok seninle birlikte çalmaktan, söylemekten, bizleri sevenlerin karşısında çalmaktan, söylemekten büyük keyif alacağım kesin. Çok sağ olasın abi. Hemen bir tane başlayalım evet. Mı? Çoktur hangisine yanayım? Derdim çoktur hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinde oldu çaresi. Efendim, efendim benim tabibim, benim bu derdime derman efendim. Ben
bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost edinde o da çaresi. Efendim efendim benim tabirim, benim bu derdime derman efendim. Yani bağlama tabii ki çok sevdiğimiz bir enstrüman ama sen çalınca çok başka bir şey oluyor abi. Yani eyvallah, eyvallah kardeşim. Ben mesela yaptığım projelerde çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Buradan sana bizi hiçbir zaman böyle yalnız bırakmıyorsun. Ricacı olduğum zaman hemen tamam Sedat'ım diyorsun, geliyorsun, çalıyorsun. Şarkılar başka bir moda giriyor. Senin elinden geçen her şey çok başka duyuluyor. Çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu bana. Selahattin şey ya, hani böyle altta bir şeyler duyuyorsun, onlar seni gıdıklaması lazım. Eğer seni gıdıklamasa gülemiyorsun. Ruh başka bir şey. Hey, yani öyle. Senin tartışılmaz yani. Ne yani, mutlu bana. Sağ ol kardeşim benim. Allah canımsın sen. Allah uzun ömürler versin. Cümlemize. Allah seni hiç başımızdan eksik amin etmesin. Hiçbirimizi. Gerçekten çok değerlisin abi. Eyvallah kurbanım. Camiamızda çok önemli bir müzisyensin. Ne mutlu bana. Canlı yayın akışını bilmiyorum. Okuyamıyoruz tabii, ikimiz de mecburen evet, buradan. Evet, aynen. O yüzden biz böyle çalacağız, edeceğiz. Arkadaşlar hiç kimse alınmasın, gücenmesin. Yazamıyoruz, edemiyoruz, bir şey bakamıyoruz. Yetişemiyoruz, bir de çok hızlı akıyor.
Evet, biz içimizden geldiği gibi bir program yapalım. Aklımıza düşen bir de bir şey daha belirtelim canlı yayındayken. Biz böyle 15 dakika, 20 dakikada bir 5 dakikalık hem işte bir şeyler içebilmek adına bir de yayını kontrolümüz altında tutabilmek için bir durduracağız. 2-3 dakika sonra buluşmak üzere diyeceğiz. Ondan sonra da buluşacağız zaten. Tabii. Haber veririz gerekirse de. Değil aynen, mi? Aynen, tabii. Böyle gidecek. O yüzden o arada biz tabii yayının neler olmuş, kim neler istemiş onlara da bakacağız. Bize yardım edebilecek belki de içeride arkadaşımız olacak bize, değil mi? Tabii, i̇şte abi şunları istiyorlar falan diye onlardan da rica edeceğiz. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Sedat gel seninle muhabbet edelim. Araya kimseyi koyma sevdiğim, alma sevdiğim. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır aradaki parayı gönül. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır aramızda parayı gönül. Olmazsa dünyada güzellik solmaz. Solmazsa dünyada güzeller solmaz. Bu dünya fanidir, kimseye kalmaz, kimseye kalmaz. Yalan dolan ile sofluk olmaz. Mümin olan bekler sırayı gönül. Yalan dolan ile sofluk olmaz. Mümin olan bekler sırayı gönül. Eyvallah, eline sağlık. Sağlık abi. Nasıl gider acaba orada? Çok güzel. Kemal abi, okuma olayı ne zaman başladı? Ya okuma olayı sana hemen söyle anlatayım. Şimdi... Yani ben çünkü seni bildiğimde okumuyordum. Ya ben okumaya aslında çok utanan, ne bileyim, böyle çok utangaç da bakıyorum mevzuya ama babamın küçük yaştan beri söylediği tek şey şuydu Selahattin. Ya Kemal, eğer söylemezsen, ağzınla kuş da tutsan enstrümanist olarak, evet, sadece öyle kalırsın. Mutlaka söylemen lazım. Hep böyle sıkıla sıkıla, ne bileyim, böyle aman hani söyleme tarafında olmayan ama daha sonra da evet ya babam çok haklı ama bir şeyler olması için değil, şu içindi. Kendimi daha ifade edebileceğim, işte çaldığım gibi söylemeye çalışmak vardır ya. Evet. Onu hep böyle şey yaparak böyle yaklaşık 2004'te başladım albüm yapmaya. 2020 oldu, 16 senedir hala albüm yapıyorum, hala yapıyorum. Yok, çıkan bir şey yok çünkü. Yani çıkan düetler var işte, birkaç evet, tane evet, çok evet, sevdiğim evet, kardeşlerimle olan düetlerim var. Evet. Kaç? 97'de böyle bir tane yine amcamın oğluna bir düet albüm yapmıştık. 5 tane parça ben okuyorum, 5 tane parça o okuyor. Almanya'da yapmıştım. Onun dışında çıkan böyle bir albüm yok, solo albüm yok. Düetlerim var. Sevgili Türkü ile yaptığım, işte Ümit ile yaptığım, evet, ondan sonra Tolga diye bir kardeşimle yaptığım,
Böyle düetlerim var ama albüm 2003 yılından beri başlanılmış. İşte buradan da şey anlaşılıyor. 2020 yılında. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Dikemiyormuş gibi. Yani evet. Türkiye'de birçok soliste albüm yönetmenliği yapmış, albüm yapmış. Bir kemanın üstünden bahsediyoruz ama kendine albüm yapamamış. Ve stüdyoları olan, ultra lüks evet, kendi olan. İşte. Türkiye'de neredeyse benim gözlemlediğimde ilk kompüter bilgisayarı bir kere şeye sokan müzisyenlerden birisin. Ya şey, işin bu tarafını çok seviyorum. Evet. Çalma kısmı, evet, evet. Onu kaydetmek evet. kısmı. Hani şimdi bağlama kucağında çalıyor. Onun salt sesini biliyorsun. Evet. Dolayısıyla içeriden duymak istediğin sesin ne olduğunu bildiğin için evet. bu tarafıyla da ilgilendim. Evet. Hani belki bu taraflara hiç kafa yormayıp stüdyolara biliyorsun bir stüdyo açmak öyle çok kolay değil. Tabii. Eskiden zordu da şimdi daha kolaylaştı aslında. Evet, aslında kolay değil. Daha İşte bu sistemini kurmak kolay değil kardeşim. Yani düzgün bir sistem kurmak tabii ki kolay. Yoksa değil. Hani bir mikrofon, bir ses kartı, bir bilgisayardan tabii. ibaret değil ses değil, stüdyo. Değil tabii ki. Türkiye'deki işte 1000 tane stüdyo varsa atıyorum İstanbul'da evet. 1000 tane stüdyo varsa 10 tane stüdyo var. Evet, doğru söylüyorsun. 990 evet. tanesi stüdyocuk. Evet, doğru söylüyorsun. Ha, iş yürüyor mu? Yürüyor. Yürüyor. Ama iş nereye geldi? Kalitesizliğe geldi. Tabii ki. O sesin kalitesi gitti işte. Önceki analog kaydettiğimizle şimdiki analogu bulmaya çalışıyoruz. Doğru mu? Evet, doğru. İşte pluginlerin içerisinden belki sadece pluginle de bitmiyor. İşte ne bileyim aletin kendisini hardware'ını alıyorsun. İşte software'le bitmiyor. Hardware'ını alıyorsun. Biraz şey de oluyor aslında. Ben şimdi yakından da tabii. Ben bir de analog sistemden de geçtiğim için. Evet. Çünkü bildiğin benim için. Benim avantajım şöyle bir şey oldu. Hani abimden dolayı. İşte aynen. Suat Sakarya'nın kardeşisin. Çok aynen. küçük yaşlarda bu işe dokunmaya başladım. Biz dokunarak öğrenenler. Eyvallah. Yani eyvallah. Sistemde o kanal faderlarını, o kanal bantlarını da dokunarak biz başladık bu işlere. Ondan dolayı şeyiz. Biraz da psikoloji oluyor. Aslında şimdi bana sorarsan benim fikrim müziğin şu anda sound olarak geldiği nokta Türkiye'de bence daha doğru bir. Evet evet. Çünkü ses kartları işte ne bileyim teknik enstrümanlardan bahsediyorum, bilgisayarlardan bahsediyorum. Her şey şu anda çok daha doğru bence eski sistemlere göre. Doğru. Doğru ama işte hani onu bırakmıyorlar ama yani işte insanlara göre ben dedim ya az önce hani bir tane mikrofon aldım, çok iyi bir mikrofon aldım, işte bir tane ses kartı aldım. Evet, o ses kartının da iyisi olması tabii gerekiyor ki. Ona bir preamp olması gerekiyor oluyor, tek hani başına bir şey olmuyor işte yani. Üç tane aletle iki tane kulaklıkla evet ben stüdyo kurdum diyenler tabii, için söylüyorum ya çok fazla tabii ki ben diyorum ki yarabbim Allah'ım adam neler yapıyor, bu adam ne yapmış, sen hani neden ben onu daha önce görmedim dediğim çok kıskandığım, kendi içimde kıskandığım. Lan yıllarca elimin altındaymış, ben nasıl bunu fark edemediğim dediğim çok şey var. 45 senedir bağlama çalıyorum. Tam 45 sene olmuş. Maşallah. Eyvallah. 45 senedir bağlama çalıyorum, hala öğreniyorum. Çalmaya çalışıyorum, doğru cümlem aslında bu. Çalmaya çalışıyorum, kendimce çalmaya çalışıyorum. Birisinin hoşuna gidiyordur, diğer iki kişinin hoşuna gitmiyordur. Onun işte örnek aldığı ya da onun feyiz aldığı, ona keyif veren bir bağlamacı bir başka isimdir. Mutlaka da öyle olmalı zaten. Ama işte çiçek gibi düşün ya. Yani o papatya, öbürü gül, öbürü evet, ne lale, sündür. Hepsinin ayrı rengi var. Hepsinin ayrı bir kokusu var. Ya öyle baktığın zaman bir müzik evrenselleşiyor zaten. Hani tek bilekten, tek elden, bilmem nereden falan filan öyle bir şey yok. Tek elden çıkmaz. Tabii bir ki. Şey. Çoklukta falan her zaman için bir öngörü çıkıyor ortaya. İşte aa bu da varmış. Çünkü o adamın enstrümanını bilmiyorsun. O adam sana o enstrümanla o parçayı eşlik ettiği zaman enstrümanın ne olduğunu anlayabildiğin bir şey çıkıyor ortaya. Doğru abi. Öğrenmek işte. Hep öğreniyoruz. Doğru. Müzisyenliğin ilk 30 senesi çok zor. 30 senesi çok zor. Öğrenme aşaması o. Ondan sonraki 10 sene işte öğrenebiliyorsun. Etti 40. Zaten ortalama ömür de 60. Evet. 20, 50, 40'dan sonra bir yerde çalışamayacağına göre evdesin yine. Allah uzun ömürler. Amin cümlemizi. Allah sizin gibi müzisyenleri başımıza eksik etsin ki amin. Hep böyle cümlemizi. Güzel şeyler duyalım. Ne mutlu bana. Biz kısa bir ara verelim. Verelim. Ondan sonra tekrar dönelim. Ondan sonra elektroyla biraz enstrümantal aynen, çalalım. Çünkü tamam. Bekliyoruz elektroyla enstrümantalle döneceğiz. Bir 5 dakika mıyız? 5 dakika bir ara verelim. 5 dakika ama hiçbir zaman müzisyenin 5 dakikası tutmaz biliyorsunuz. Evet. Geri 3 dakika sonra da görüşmek üzere 5 dakika sonra.
Çok güzel. Çok keyifli bir şey ya. Benim için de öyle. Burada her şey yolunda gidiyor mu arkadaşlar yayında? Nasıl gidiyor orada? Sende de iyi, bende de. Güzel. Kamerayı böyle yan yatırdım. Sedat... Evet, beraber görünüyorum ya. Böyle olmuyor abi. Ben tek başına olduğum zaman. Acayip.
Şimdi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Aynen. Benimkini bir yayına girsene. Evet. Dedi. Seninkinden ben halledeyim. Böyle bir tuhaf bir durumun içindeyiz. Allah inşallah mübarek ayda bu sıkıntıları üstümüzden alacak. Ben öyle inanıyorum. Bitecek. Devletimiz de zaten en doğrusunu yapıyordur herhalde. Öyle düşünüyorum. Ben de yani sana katılıyorum. Bu saatte gerçi sokağa çıkma yasağı ilan ettikleri için biraz durumu garipsedim ama bilmiyorum. Yani. Onlar herhalde en doğrusunu onlar bilirler. Yani eğer bizim için, bizler için, vatandaş için doğrusu buysa, ki buydu ama zamanında alınması gereken bir karardı sanki. Bizim seslerimiz gidiyor tabii değil mi? Yayında gidiyor. Burada yok da ses gidiyor. O yüzden. Okey. Zamanında alınması gereken bir karar ama bugüne layık görülmüşse bugün bir 2-3 tane daha parça çalacağız. 2 tane parça çalarız. İstek var. Evet. Biraz İç Anadolu yapalım bir tane parça. Bir tane de benim her zamanki finalini yaptığım Haydar Haydar parçasını yaparız. Evet. O da çok büyük bir istek var. Onlardan sonra da arkadaşlar bugün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. İşte ne zamandan itibaren bilmiyorum ama bu gece 12'den itibaren galiba değil evet. mi? Lütfen evde kalın. Her şeyin hayırlısı olsun. Her şeyin hayırlısı. Yani en hayırlısı bizler için tabii. Bu bizim ilkimizdi evet. ama bu bizim sonuncumuz tabii, olmayacak. Tabii. Hep birlikte. Allah bize nefes verdiği aynen. müddetçe, canımız aynen. sağ olduğu müddetçe. Biz bizim sevenlerimizle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Doğru mu Selahattin? Aynen öyle abiciğim. Çünkü teşekkür ediyorum sana da. Ben çok teşekkür ederim sana. Böyle bir şeyi gerçekleştirebilmek belki normal zamanlarımızda çok az olabilecek bir durumdu. Ama şimdi böyle bir şey bize oldu. Böyle bir fırsatımız doğdu. İnşallah bundan sonra da her zaman için bunu devam ettiririz. He usta? Her zaman abi. Aynen. Yani ben sizleri seviyoruz. Şeref duyarım. Ben de şeref duyarım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Diyeceğim yok ama
Çatı kaşığın kurban, yalnız sana değil arkadaşım kurban, yalnız sana. Haydar Haydar'da çaldım. Hemen kısa kısa geçiyoruz. Çok sıkıntılı bir durum. Bu arada söylediğimiz türkülerin bestekarları, sanatçıları, söz yazarları olan Alekber Çiçek, Melis Akarsu, Neşet Ertaş, bunlara rahmetler diliyorum. İyi ki onlar olmuş, iyi ki onlar bize bu türküleri kazandırmış, iyi ki bize bu türküleri sevdirmişler ve ışık olmuşlar bizim yolumuzda. Son türkümü çalıyorum. Bilenler biliyor, ben Haydar Haydar'dan sonra fazla türkü çalmıyorum. Fazla değil, hiç türkü çalmıyorum. Haydar Haydar'ı da çalıp sizlere veda edeceğim. Göstermiş olduğunuz sabır ve ilgiye çok teşekkür ederim. Selat, senin uzun öncelikle. Abi çok teşekkür ediyorum geldiğin Mestanerik'te, ırkların ceminde zara düş oldum. Irkların derinde zara düş oldum. Irkların ceminde Haydar 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 Haydar
Haydar haydar dara düş olur. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz. Instagram'da izleyen herkese, Facebook'ta izleyen herkese, YouTube kanalımızda izleyecek olan herkese şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Yarın YouTube'da olur herhalde. Aynen. Bu gece çalışırım. Evet, Sedat'ın kanalını ve benim kanalımı izlemeye devam ediniz. Biz bu yayınları çok çok sıklıkla devam ettireceğiz. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Evde kalın. Hepinize sağlıklı günler, yıllar diliyorum. İnşallah. Esen kalınız. Allah'a emanet olun. Sağ olun.